Ben bir sanatçı hayranıyım. Memleketteki sinemada film sarıyordu. İşte Yılmaz Güney, hala Yılmaz Güney filmine geldiği zaman full. Kapalı gişe sinema oynatıyorduk. Bir gün bir arkadaşım dedi geldi, İstanbul'a gelmiş. Sonra memlekete dönünce ya dedi, ben artısı hepsini gördüm. Bir de bir filmde bir rol almış yani. Ulan biz arkadaşla dedi ki biz niye gitmeyelim? İlk 4. sınıfta bıraktık okulu. Atladık trene, geldik İstanbul'a. İstanbul'a geldik. Tabii paramız az. Yani otele gidecek paramız yok. Nerede yatacağız? Biz dedik ya bizim orada bütün öyle misafirler geldi, camide yatıyordu. Biz de dedik bir camide yatarız. Karton marton aldık. Arkadaşa dedim ki git şurada bir ekmek al. Bir de tatlı, bizim orada bir simit yapıyordu tatlı. Böyle val gibiydi. Yani onu katık yapardık, yerdik birlikte yiyorduk. Bu gitti bir simit aldı, bir de ekmek almış. Ekmek arasına soktuk simiti. Yiyoruz ulan. O da tuzlu, Dedim oğlum sen yalnız simit almış. Abi dedi buradaki simitler böyle. Allah Allah. Neyse abi. Yemeğimizi yedik. Bir de suyumuzu içtik camide. Dedik herkes camide yatıyor. Biz de karton marto bulduk bilmem ne orada. Avluda senedeki atıyoruz. İşte yarın işte gideceğiz, artistleri göreceğiz bilmem ne. Hep böyle hayal ederdik. Namaz şeyi dağıldı. İmam geldi dedi ki ne yapıyorsunuz? İmam mı? Valla bilmiyoruz. Oraların görevlisi. Dedi yatıyoruz. Burası otel mi dedi. Allah'ın evi ya. Tamam misafiriz biz de geldik yabancıyız. Kovdu bizi. Kovunca kalktık ne yapalım. Valla küçük pazara doğru yürüdük. Baktık ya valla bir simitçi fırın. Bizim orada da simitçi fırın. Simit meşhurdu orada. Simit satabiliriz. Girdik içeri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dedi. Kardeşim dedi biz. Çalışmak istiyoruz. Ya simit satacağız. Patron dedi ki kardeşim ben sizi tanımıyorum. Siz simit satacaksa ben nasıl güveneyim size? Allah'tan birisi nerelisin dedi. Mardinliyiz dedi. Nusaybin işte Mardin'de gezdi. Birisi çıktı dedi ki yahu dedi ki ben dedi ki amcam dedi ki işte bilmem Mardin bilmem köyünde dedi. Tanır mısınız dedi. Vallahi dedi ki amcan ben de işte kafadan attım dedi. Amcan harca gitti dedi. Yapma yahu haberim yok dedi. Neyse çay may söyledi bilmem ne dedi ki ben onlara kefilim kardeşim dedi. Bunlar iyi insanlar dedi çalışsınlar. Arkadaşım simitçiye başladı. Fırında çalışmaya başladı daha doğrusu. Ben de artık dedim ki yani bir iş bakayım. Erkenden geldik dedim ki ilk önce bir gideyim şu artistayı bir görmeye. Sorduk sağladık dedi ki kardeşim Yeşilçam dedi şurada doğru git doğru gidersin dedi. Sağa sola sapmadan tünelden yukarı bilmem ne geldik. Yeşilçam'ı gördük. Baktık ama kimse yok. Palandaki hiç kimse yok. Neyse birisi yaşlı bir amcaya sorduk. Ya amca dedim ki ya artistayı nasıl görebiliriz? Oğlum dedi sabahleyin ona erkenden işe gidiyorlar. Sen sabahleyin çok erkenden gelmen lazım. 5 gibi tamam burada olursan görürsün dedi. İyi anasını satayım. Saat 5'te falan da fırında kalktım. Geldim oraya. Köşede durdum. Muhallebeci bir tane köşesinde durdum. Bakıyorum abi lambaları yüklüyorlar bilmem ne yiyor. Güne artışı göremedik. Allah Allah. O arada birisi kocaman lambaları yüklüyordu ama saate bakıyor bilmem ne bakıyor. En sonunda geldi bana dedi ki kardeşim ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim vallahi bir çalışmıyorum dedi. Gel dedi film çevirmeye gittiler. Öyle deyince ben de sevindim. Atladık geldik. King Otel'inde tamam bir yerde Mecidiyeköy'de lambaları indik bilmem ne işte ayaklandık, kabloları çektik. İşte bana tarif ediyor bu kablo işte buna takarsa lamba yanar işte bu böyle trafo yak dedim yakacaksın söndür işe başladık. Allah rahmet eylesin ilk filmim Sadığa Aşık, Neriman Göksel, Toto Kral. Başladık işe. Filmi bitirdik. Ertesi gün benim şefim dedi ki oğlum yarın yine gel. İşte derken böyle çevre arkadaşlara kadar tanıdık. Sonra baktım bir gün işte dediler ki ya çalışma maaşını alacaksın Kemal Film'de. Kemal Film'de bir ışık yardımcısı aranıyor. Gittim selamünaleyküm hocam. Dediler ki işte böyle çalış işte. Bizim devamlı işimiz oluyor. Tamam. Başladık abi. Bir ustam vardı sağ olsunlar. Allah rahmet eylesin öldüyse. Yani çok iyi yaptığı zaman bağırıyordu. Kötü yaptığı zaman bağırıyordu. Yani hatta benim günüm geçmiyordu. Aşağıda da bir çaycı vardı. Çay içmediği zaman bozuluyordu. Kardeşim çay içmem. Allah ona rahmet eylesin Pire Necmi. Yok. Çay getirdiler. Çayı içmediği zaman bozuk atıyor. Dedim abi. Bir de yönetmenimiz Osman Seden. Deli dolu bir adamdı. Zeki Buran'ın bir sürü Berduş bilmem ne bütün filmleri hiç o çekmiş. Öyle bir adam ki tamam mı? Ben diyor ki bir yere gideceğim geleceğim. Uçağa atlanıp İzmir'e gidip nargile içiyordu. Bütün millet bekliyordu onu. Tekrar geliyordu. Çekime başlıyordu. Öyle bir adam. Çünkü parasal açıdan sıkıntıları yoktu. Neyse abi kısa keselim. Dedim ki abi burada benim günüm bitmez. Dakikaları sayıyorum ya bugün gitti bilmem ne cartı işte. Baktım bir gün paralar dağıtıyorlar. Haftalımı aldım. Yavaş yavaş kimse görmeden aşağı doğru çıktım geldim. Sokağa geldim. Dedim ki kendime başka bir işe bakayım. O da baktı ki sette bir eleman arıyorlar. Arkadaşım Halide de geldi dedi. Ne yapıyorsun dedi. Vallahi dedi ben çalışmıyorum. Yarın gel dedi sette getiriyoruz. Sette çalış artık. Işığı bırak. Tamam abi. Çünkü ışık öyle bir şey ki. Işığı yükü çok ağır. Set elemanları bir ay boyunca para alıyordular. Biz gün olduğu zaman çalıştığı zaman para alıyorduk. Dedim ya ben seti tercih edeyim. Sete gittik abi. O da dediler ki kim çalıyor, kim oynuyor? Tarık Akan. Tatlı dilim çekiyoruz diye. Oy ya bırak. Biz de gittik basket sahnesini çektik. Ertem Güreç, Allah rahmet eylesin o da yaşıyorsa. Çektik. Filmi bitirdik. Sonra geldik. Lalazar gazino sahnesi var. Başka bir ekip de geldi. Ola. Bir anda kalabalık olduk. Benim şefim dedi ki bana bak sen hiçbir şey yapma. Şurada dedi ki ben sana takoş getir dediği zaman getir. Fon bezi getirdiği zaman getir. Başka hiçbir şey yapma. Tamam abi. Madem ki öyle. Biz de ara sıra gidiyorum bakıyorum ona Tarık Akan olan ne yakışıklı var. Allah o kadar güzellik vermiş ki ona. Beh. Hayal kuruyorum ama biz de böyle yakışıklı olabilir miyiz? Nerede? Neyse baktım geldim bir gün geldim malzemenin yanına baktım ki birisi takozların üstüne çıkmış. Abi dedim ki ya bana ait olan üzerine çıkmışım. Git içeride otur dedim ya. Elinde bir tane sigara içiyor. Ondan sonra bir tane deri yeleği vardır. Neyse. Biraz bozuldu. İndi. Tekrar gittim içeride geldim. Yine çıkmış. Ya dedim ki kardeşim. Şimdi ben takozu alırsan düşersin. Bir tarafı kırılır. Başın belaya sokma. Bu sinirlendi. Sen beni tanıyor musun dedi. Yok, tanımıyorum dedi. Ben bu filmin patronuyum. Ya dedim, hadi git baba ya. Sen film patronuysa ben de yönetmenim. Hadi git. Ulan öyle demeyince bağırdım. Yılmaz Kanat, Halil dedem, yürüyorlar, vahlar. Ulan dedim, baktım bir ordu koşa koşa geliyor. Ne oldu diyor. Kim bu dedi. Yılmaz Kanat sağ olsunlar dedik. Ya bizim yeni elemanımız. Oğlum ya, benimle uğraşıyor dedi. Bak beni takuzların üstünden indirdi. Baktım dedim ki, baltayı yanlış yere buldum vallahi dedim. En iyisi, oğlum Aziz sen kenarda dur. Kenarda duruyorum, sakozların üstüne çıkmış, hiç bakmıyorum bile oraya. Ertem Eğilmez. Ertem abi, seni çok seviyorum. Bunu anlattığım için beni affet. Ondan sonra neyse, film bitti, tamam. Başka bir Yılmaz Kanat dedi ki, oğlum dedi ki, yakında filme başlayacağız. Tekrar gel. Tamam, çağırdığı zaman gel. He, bizim de bir tane kahvemiz vardı. Orada oturuyorduk, iş bekliyorduk. Yani bizim böyle okulda okuyup da hani bir şeyimiz yoktu. Yani benim gibi binlerce kişi hep böyle sokakta çevir gel, çalış, çalışıyordu öyle. Şimdikiler öyle değil abi. Okulu bitiriyorlar, set elemanı oluyorlar, sanat yönetmeni oluyor, sanat asistanı oluyorlar. Bunlar hepsi okuldan gelme. Teorik olarak tamam, eyvallah, ama pratikleri yok. Neyse, baktık ki filme başlayacağız, biz hazırlık yapıyoruz işte bilmem işte. Aa, baktım ki Ertem Eğilmez. Ertem abi, Münir Özkul, Zeki Alasya, bilmem ne geliyorlar orada. Döndü bana baktı. Münir biliyor musun bu ne yaptı bana? Takuzlarda indirdi beni. Hayda dedim, vallahi yandık. Yandık vallahi, takacak bize. Neyse abi, filme başladık. O olsun çekiyoruz. Yine Tarık Akan, Halis Örgözlü, bilmem ne işte. 3 kişi sette. Şimdikiler 15 kişi çalışıyor. Biz 3 kişi, koskoca filmi 3 kişi. Filme başladık. Şimdi Ertem abi bir gözü böyle vizyonda, bir gözü üstümde. Yani benim bir hatamı yakalayacak ya. Beni orada şey yapacak. Abi bir hatamı yakalayıp 25 gün. Artık bir gün stop dedi. Ben dedim ulan ne oluyor yine? Bir hatam yaptık. Ulan dedi ki 25 gündür senin bir hatanı yakalayamadım dedi. Helal olsun sana dedi. Sen bir numara benim adamım oldu dedi. Bir de bunun ayrıca Ballı Baba vardı bunun. Sırf kahve yapardı ona. Onun kahvesi Ballı Baba yapardı. Balatlı'da, Balat'ta oturuyordu. Başka kimsenin elinde kahve içmezdi. Filme başlar başlamaz Ballı Baba gelsin kahve için. Kahveyi çok severdi Ertem abi. Neyse. O olsun da bitirdik. O olsun bittikten sonra Salak Milyonlara başladık. Salak Milyonları işte bir harita, define arıyorlar. İşte Beyoğlu'nun ortasında bir kazı yaptık. Ona çok yerlerde şey yaptık. Köyden şehre altınları buluyorlar. Altınları İstanbul'da ararken köyde buluyorlar altınları. Bir de bunu altınları Ankara'ya getirip bunu bozdurmaları lazım. Neyse işte o taşıyor altınları, o taşıyor derken fırının önünde altınları unla karıştırıyorlar. Şimdi un çuvalı almış, demiş ki bakıyor ki un çuvalı koşa koşa gidiyorlar, tamam altın hamurla karıştırıyorlar bu sefer. Abi biz 15 gün tatil yaptık orada ama bu altınları şey yaptıkları için altınları yıkamak zorunda kaldık. Her gün lüks otelde, tamam mı, küvette altını yıkıyoruz. Dediler ki finalde bu altınları gökdelenden aşağı dökülecek. Bunu toplayamayız. Ne yapalım? Sahte altın yapalım. Kartona şeyler yapmıştık, yaldız yapmıştık. İşte yuvarlak bir şey tık 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 tık. Ulan her gece, tamam mı, o seste baktık da otel rahatsız olmaya başladı. Kardeşim matbaa var dedik, matbaada kesin bunları. Neyse bizim yapımcımız, prodüksiyon amiri gitti ya matbaada kesti. Öyle de bir çektik. Sarak milyonları. Ama rahmetli Kemal Sunal yüksek korkusu vardı. Yukarı çıkmazdı. Ama Allah var, Zeki Alasya var. Vinç'e girdiler, Vinç nasıl böyle gidiyor tek başına. Yani hayret kaldık. Tabi bunun öncesi var. Şimdi Arzu, bu filme başlamadan önce Metin Erksan'la çalıştım. Süreye çektik. Süreye çektik. Süreden sonra TRT'ye ilk dizisi çektik. 5 hikaye. Aşkı Memnun Lütfü Ağabey çekiyordu. Yorgun Savaşçılar. Halit Rafik çekiyordu. Metin abi de 5 hikaye çekiyordu. TRT Siyah Beyaz ilk filmdi. Ondan sonra neyse gel zaman git zaman abi piyasada biz bayağı tanımış kişi olduk. Neyse bir de bir yabancı film geldi dedi. Yabancı film, İtalyanlar gelmişler dedi. Bu da dedi ki bütün ekibi topla, yani piyasada ne kadar kişi varsa beni de aldılar. Gittik. 15 kişi seçiyiz. 10 kişi de onların elemanları var. Biz onlara bunu getir, şunu getir yapıyorduk. Neyse. Bir gün işte bir sesçi var. Herhalde asistanı mı ne? Mikrofon tutan kişi gelmemiş. Dediler ki ya işte bir Türklerden bir tanesi hiç olmazsa seçeyim. Geldi dedi ki ben Aziz'i istiyorum. İyi. İşte mikrofon nasıl tutulur, işte böyle tutulur, işte ağzını azmeler, bir falan diye yaklaştır bilmem hocam. Ben de o şekilde başladık sese. Çalıştık abi, bayağı çalıştık ondan sonra ama bir sahneler vardı ki böyle maymun adamları yapıyordular. Aytekine Kaya yardımcısı, Ejder Yadigar bilmem ne, dev şey yaptılar ona. Yadigar'a bir tane sünger verdiler, şöyle bir şey, kocaman şey. Ulan bizim kavgacılar Yadigar onların 3. sınıftaydı. O kavgacılar İhsan gedik işte bilmem ne, onlara bir vuruyordu. 10 kişi burada uçuyordu, 10 kişi burada uçuyordu. Oğlum yavaş vur. Havaya giriyordu, havaya girdi bir de. Bir arada kendini şey zannetti. Marlon Brando. Onu çekim bittikten sonra kızlar geliyordu, marşacı yapıyordu. Bakıyor kahveler, bilmem ne, carcun. Ejder Yadigar'da bir şey oldu yani. Tamam dedi artık. Hiç unutmam. İhsan Gedik olan diyor ki bu film bitecek, ben sana gösteririm. Sen öyle vurursun ha. Ondan sonra abi bilhassa filmi bitirdik. Sonra o benim çalıştığım ses mühendisi. Bütün İtalya her yerde kendi sayfasına şey yapıyor. Ya bak mum operatörü Türkiye'de Aziz var. Burada asistan götürmenize gerek yok. Yani Allah sağ olsun, Allah razı olsun. Bana çok iş gönderdi. O arada ben reklam piyasam vardı. Yani bayağı iyi para kazanıyorduk reklam piyasasında. Derken bir gün bir Amerikalı ekip geldi. Land of Doom. Yani derken öyle bir film çekeceğiz. Allah Allah. Ben dedim ki hayretti, nasıl bir film çekeceğiz dedi. Dediler ki işte bu sesi direkt alacağız. Diğeri pilot sesi alıyorduk. Bu direkt ses. Kötü olursa sorumlusun sensin. Allah Allah, bu nasıl yapacağız ya? Neyse, Ürgüp'e gittik abi. Bütün burada kavgacılar böyle şeyler, otobüs kilitler bilmem, arabalar bilmem. Yani avantür, garip bir film. Elbiseleri Mad Max gibi böyle bir filmdi. Neyse, filme başladık. İlk gün baktım, ses mühendisi imza attı. Aziz dedi ki buraya imza attı. Dedim bu ne? İyi ses almazsa sorumlu sensin. Hayda. Ben de imza attım. Ama bu sefer en iyi bir şekilde nasıl ses alınacağını ben gayret ettim. Bir tane bayan oyuncusu vardı bir tane. Çok kaprisli. Bunu istiyorum, yok bilmem ne istiyorum. Yemeği beğenmez, işte bilmem ne. Ama Allah var, erkek oyuncusu şeker gibi bir adamdı. Neyse abi, bir gün işte artık öğlen tatili yemek yiyoruz. Baktım işte iki kişi geldi böyle. Köylü tipi denen. Yani hiç olmazsa insan burasına yazar, ben muhtarım ya. Ben buranın muhtarıyım. Kardeşim dedi burada çalışamazsınız. Ya kardeşim, yol bu Allah'ın devletin yolu verdiği yol. Devlet memlet tanımam benim dedi. Kenan Evren'i de tanımam. Çalışamazsınız. Ben dedim eşkıya mısınız kardeşim? Çekti gittiler. Yarım saat sonra askeri cibi geldi. Bunu dedi, işte beni aldılar. Nazarata götürdüler. O zaman ekip de paydos etti. Geldi işte ne oluyor işte bilmem ne. Devlet memuru hakaret etmiş. Hayda. Ulan ne yapacağız? Yönetmen ben olmasa ona da çekemiyorlar işi. Herkes karakoldayız. Neyse abi. Ertesi gün savcının karşısına çıktık. Savcı bana dedi ki işte ya işte devlet memuruna hakaret etmişiz bilmem ne işte barışın edebi anlaşılır dedi. Sağ olsunlar bizim prodüksiyon amiri ne yaptıysa ona bir herhalde bir şey verdi, ne verdi görmedim ama adam geldi, barıştık işte öyle dava kapandı. Ama İstanbul'a geldim 10 sene sürdü dava. Her sene çağırıyor mahkemeye ulan. Karşı taraf gelmiyor. Yani bıktım artık yani. Dedim ki artık ki admen içeriye tamam yeter. Neyse abi Allah'tır sağ olsun bir hakim dedi. Dosyayı yırttı da o kapandı. Burada ruhu şad olsun Nevzat abi böyle kendini attı aşağıya. Şimdiki gördüğümüz şey, Yeşilçam sokağı, gerçek Yeşilçam sokağı, yürekler acısı. Biz o sokakta iki tane cenaze çıktı. İki cenaze çıktı. Nevzat abi, Nevzat Pesen. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Niye kendini intihar etti onu kimse bilmez. Arkasında Erkan Abacı. Artık sigaradan mı derim, elektrikten derim. Onun kaldığı yer yandı. Balkondaydı. Balkondan atsa aşağıya, kendini aşağıya belki kurtulur. Bacaklar kırılır ama ateş içinde koştuğu için o da rahmetli oldu. Orada eskiden bir tane sinemalarda büyük afiş yaparlardı ya. İşte bir matbaa vardı orada köşede. O matbaada işte afişleri yaparlardı böyle. Yani afiş küçük ya hani daha büyük gözüksün diye afişi koyarlardı. İşte başrollarda bilmem ne. Yılmaz Güney Ben Türkan Şoray'ı hiç kimse böyle başrolde benim üstümde kimse kabul etmezlerdi. Yılmaz Güney Zeyno diye bir film çekmişler. Yanlışlıkla Hülya Koçyiğit yazmışlar. Altında da Yılmaz Güney yazmışlar. Şans sinemasında. Yılmaz Güney de ona bakıyor. Allah Allah, Hülya Koçyiğit başlıyor değil mi? Silahını çıkıyor, dan 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 bütün afişi tarıyor. Yani öyle bir Yeşilçam. Yeşilçam demek abi disiplin. Hiç kimse böyle hani ben geç geleceğim, yönetmenden sonra geleceğim. Mümkün değil. Beyoğlu Güzel'i çekiyordular. Gerçi ben o filmde çalışmadım. Beyoğlu Güzel'i. Ben o zaman Kemal Film'deydim. Kemal Film, o da çadır sahnesi vardı böyle. 5 dakika Hülya Koçyiğit geç kalmış. 5 dakika. Selim Soydan'la birlikte 5 dakika gelmiş. Ertem Eğilmez acayip bağırdı. Hülya Koçyiğit de sinirlendi. O gün paydos etmişler. İşte ben filmi yakarım. Film bitmese bir hafta kalmış. Benden kimse benden sonra gelemez. Ya Ertem abi öyle disiplin bir adamdı. Mavi Boncuk derse yani öyle bir kadro şimdi mümkün değil. Yalancı Yarı. Yalancı Yarı, tamam mı? Bir pazar sahnesi kurdular. Herkes gerçek pazar sahnesi diye alışverişe geldi. Biz anlatamıyoruz ki ya burası bir film işini yaptık. Orada bağırıyor bana 1 kilo patates, bana bir domates bilmem ya işte. Şimdi bu filmleri çekmeye kalkarsa kimse çekemez. Hababam Sınıfı Ertem Eğilmez'in oğlu denedi, olmadı. Maskeli Beşler Yılmaz Atatan'ı çekti. Denedi, olmadı. İşte Arzu Film'de yine bir filme başlayacağız. Dediler ki abi çok iddialı bir filme başlıyoruz dedi. Tamam. Yönetmen kim? Dedi ki Amerika'da tahsil görmüş. Sinema okulu bitirmiş. İyi. Tamam. Ne filmi? İşte Kılıçbalığı. İşte Kılıçbalığı işte denizden işte Kılıçbalığı avlıyorlar. Kılıçbalığı işte yanlış avlamadan işte tekneyi deliyor, işte adamı öldürüyor, işte bilmiyorum öyle bir. Araştırdılar, dediler ki bir Kılıçbalığı yapılacak. Kim yapabilir? Bir sanat yönetmeni, hadi Peyman. Yaparsa o yapar. İyi. Ben dedi ki bir haftada yaparım. Tamam. O zaman dedi ki ekibi birkaç gün önce götüreceğiz de oraya tanısınlar. Ekip gitti. Cumartesi günü bana dedi ki işte balık hazır. Peyman Hanım'la tamam. Sardık balığı, kamyona koyduk, götürdük gemiye. Marmara Adası'na gideceğiz. Marmara Adası'na geldik abi. Ulan baktık ki ulan bir kalabalık. Davul zurna çalıyor, bilmiyorum ne, ulan ne oluyor dedik anasını satayım. İndik. Balık nereden geldi işte. Aldık balığı, getirdik. Dedik ki öğleden sonra poro yapacağız. Tamam. Hay hay. Balığı çıkarttık. Öğleden sonra yine kalabalık beni bekliyor. Nasıl bir balık gelmiş de indirecekler. Balık yüzecek. Balığı indirdik suya. Ulan baktık ki kağıtlar gevşemeye başladı. Hop, iskelet kağıtlar üstüne iskelet indi aşağıya. Suda derin, iskeleti nasıl çıkartacağız? Dediler ki ne yapabiliriz? Strafor'da yapalım bu sefer dedi. Tamam. Alo, strafor gönderin. Plaka halinde böyle kocaman straforlar geldi. Herkesin elinde bir testere hırt hırt balık yapıyoruz. Dedi ki 1-2 tane yapalım. Balık bir tanesi hiç olmazsa görüntü, o diğerler ufaklar da işte yavruları. Ulan balığı bitirdik, boyadık bilmem ne. Balığa başka her şeye benziyor derlesin. Balık. Denize indirdik. 3 kişi bindik, şu kadar battık, şu kadar suyun içine girdi. Ulan bu nasıl batacak? Sanat yönetmeni bir fikir verdi. 200 kilo ağırlığından alttan taş bağlayacağız. Neyse bizim set amirimiz vardı. Erdil abi. O da yetenekli, elinde her iş geliyordu. Dedi abi, şöyle tahtadan yaptılar. Azıcık ağırlık bağladığı zaman böyle bir 2 kilo tahta kayboluyordu. Balık sadece sırtı gözüküyordu. Misinlere çektiği zaman balık Efe'ye veriyordu. O tamam oldu bu. Orada birisi geldi abi, dedi ki buzhanada, dedi ki gerçek Kılıçbalığı var. İyi bakalım, gittiler. Oo tamam. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu dedi ki birisi işte alttan itecek veya sırtına bağlayacak işte birkaç metre. Tamam. Tamam olur. Yaptık onu. Dediler ki tamam oldu. Biz işi kurtardık. Ertesi gün dediler ki tamam artık kurbanımızı kesebiliriz. Biz çünkü öyle bir şey ki her filmde bir kurban kesiyordu ki yani işimiz sağlıklı, selametli geçti. Neyse abi sabahleyin tam işe gideceğiz. Yılmaz Kanat'ın baktım elinde, kalkmayan arkadaşlar. Ne oldu abi? Yönetmen kaçmış. Hayda. Ne yapacağız? Hemen Ertem abiye telefon zaten açıyorlar. Abi böyle böyle. Ne yapalım? Gelelim. Gelmeyin lan, ben yönetmen göndereceğim dedi. Ertem abi bir tane yönetmen bekliyoruz. Yönetmen kim gelecek? Neyse gemide baktı bir tane Orhan Elmas abimiz çıktı. Geldi, o da birkaç gün dedi ki çalışayım derken filme başladık abi, sağlıklı. O filmi bitirdik ama film iş yaptı mı yapmadığını bilmiyoruz. O zamanki yani teknik ekip yani işi nasıl bitiririm onu düşünürdü. Şimdiki öyle değil ki. Tarkan'ı çekiyoruz, Eskişehir'e gittik. Tarkan'ı çekiyor. Tarkan burada sahnede bitti. Dedi ki ya tır lazım, bilmem ne lazım. Orada at buluruz. Gittiler. Eskişehir'in bütün yerleri gezdiler. Beyaz at yok. Zaman yok. Ne yapacaksın? Bir çare bulman lazım. Tuttular abi. Bizim prodüksiyon amiri sağ olsun Yılmaz abi. At sahibine işte bir rakı sofrası hazırladı. Biz arka tarafta atı beyaza boyadık. İşi öyle kurtardık. Aynı şekilde sürü yapmışlar. Tamam, sürü de öyle başlarına gelmiş. O da buluruz. Orada da koyunları boyamışlar. Yeter ki işi kurtaralım. Tarkan Viking Han mıydı bilmem ne işte. Bodrum'da bir kale yaptılar. Koca bir kale ya. Yani ağaçtan ağaca, kütük ağaçlardan yaptılar. Bizim rahmetli Vasr abimiz vardı, art direktör. Kameraman vizörde bakıyor. Ya orada diyor ki bir tane şöyle bir çıkıntı vardı, bir şey ağaç gibi böyle şey gibi duruyor, dedi ki onu böyle alsak görüntü daha güzel olur. Tamam demiş bizim. Gitti Vasır abi o şeye bir keser vurdu. Kütü bütün kale yıkıldı. Bütün kale yıkıldı. Ulan ne yaptın? Abi ne bileyim anasını satayım. Şu gördüğümüz arkası akü film diye. Gerçek Yeşilçam burası. Ya ben bu Yeşilçam'da bu piyasaya aşağı yukarı bayağı 15 senedir uzağım ama o Yeşilçam'dan gidiyorum ben. O şeyi yaşıyorum ben orada. Ya bak burada bir bu vardı, burada bu vardı, işte bu şirket vardı böyle. Yaşıyorum ben orada, geçiyorum ben her gün. İçim rahatlıyor, rahatlıyor. Ama şimdi gel de gör Yeşilçam. Askerlik bir, Yeşilçam'daki anılar bitmez. Bitmez, mümkün değil. Anlatırsın, 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 muhabbete girersin, aklına başka bir şey gelir, onu da anlatırsın. Kimin aklına gelmiş yani? Bir gün işte bu duruma geleceğiz. Başka sektör bizim yerimizi alacak. O sektör Yeşilçam sayesinde ekmek yedi halde Yeşilçam'ı hor görüyor. Dizi sektör olsa, filmler olsa. Yaptıkları filme de benzemez ki. Ben seyretmiyorum ben mesela. Ya bir yönetmen ne demek biliyor musun? Bir yönetmen kafasında her şeyi kurgulayıp planlamak, yani o durumda, yani hani ben bu köylü nasıl konuştuklarını, ha tamam bu adam oynar, bu adam rol yapar, ama şimdi öyle değil ki, oyuncu yönetmenler şey tarif ediyor, ya ben işte böyle oynayacağım. Yönetmen bekliyor saatlerce, oyuncu sonra geliyor. Ne oldu? Kanal bunu şey yapıyor. O da yönetmen bir Şerif Gören, bir Yavuz Turgur, bir Ertem Eğilmez. Bunlar olabilir mi? Onlar mümkün değil. Atif Yılmaz, Metin Erksan, Lütfü Ağabey. Şimdikiler işte, okulu bitirir, işte bir torpil yaptı mı dizinin başına geç. İşte zaten oyuncuyla kendi kendine oynuyordu. Ya sette bir senaryo gelirdi. Şimdi çaycı bile senaryo okuyor. Senaryo çaycıya da veriyorlar. Oku. Önce iş terbiyesini öğrensinler. Ondan sonra piyasaya hakim olsunlar. Bu dizi sektöründe de gene Yeşilçam'daki arkadaşlar da sayesinde böyle bir durumda geldi. Birçok kişi Yeşilçamcı. Ona rağmen o bile Yeşilçamcılara sahip çıkmadı. Turgut kardeş, ben gücüme giden şey ne biliyor musun? Bunlar Yeşilçamcı. Beni kahreden o Yeşilçamcı. İşte sana ne derim yani. İstanbul'dan, Nusaybin'den gel. Yeşilçam'a gir. Türkan Şoray olsun, Tarık Akan olsun, aynı yemeği paylaş, aynı yemeği sofrada yemek ye. Ya Turgut kardeş, ben bunu size anlattım. Keyif aldım. Kanalda da bütün ekibine teşekkür ederim. Yani gerçekten mükemmel insanlarsınız. Ya senin gibi böyle birkaç kişi daha böyle Yeşilçam'a ilgi gösterse ne mutlu. Allah'a ısmarladık.